Bir Ümmer Bir ile Doğada Lezzet programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Efendim hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? Güzel memleket, yemyeşil bir diyardayız. Yeşil Yayla'da sizlerle birlikteyiz. Yeşil Yayla'nın o muhteşem lezzetlerini sizler için bugün bu programımızda hazırlayacağız. Ama onun öncesinde tabii ki bu güzel memleketi şöyle kısacık bir gezeceğiz. Hep birlikte bir göreceğiz neler var neler yokmuş. Burası biliyorsunuz ki kiraz diyarı. Burası biliyorsunuz ki ceviz ve mantar diyarı. Güzel bir memleket, yeşillikleriyle meşhur bir memleket. Siz hazırsanız... Biz zaten çoktan hazırız bu güzel memleketi gezmeye. Hazırsanız hep birlikte önce bir gezelim Yeşil Yayla'yı, daha sonra da mutfağımıza gidelim ve buranın o muhteşem lezzetlerine hep birlikte tanık olalım. Hazır mısınız? Haydi başlasın o zaman. Merak ediyorsunuz. Bizim Ümmü kızın ne işi var bu ağacın başında diyorsunuz. Hemen ben sizleri şöyle bir aydınlatayım efendim. Neredeyiz? Yeşil Yayla'dayız biliyorsunuz. Yeşil Yayla'nın en meşhur piknik alanlarından bir tanesindeyiz. İnlice piknik alanı diye geçiyormuş burası. Ve buraya gelen bütün herkes muhakkak bu ağacın üzerinde resim çektirmeden gitmezlermiş. Biz de gelmişken dedik ki çıkalım ağacın başına, şöyle dostlarımıza buradan bir el sallayalım, bizim de bir resmimiz olsun dedik. Parkında izlemiştim ya, o ismini işte değerli dostlar bu küçük küçük inlerden alıyor, mağara yani. Eski dönemlerde yaşayan insanların evleri olarak, evet, değil mi, biz aktaralım sevgili izleyenlerimize. Sizlerin de bilgileri varsa ufak ufak anlatalım. Eski döneme ait inlerimiz bunlar. Yeşil Yayla adında İnlice ismi buradan gelmektedir. Hı hı. Yeşil Yayla'ya gelmişken asırlık çınar ağacımızı ziyaret etmeden gitmek olur muydu? Tabii ki de olmazdı. Şu anda gördüğünüz gibi asırlık yaşının hiç kimse bilmiyor. Bir çınar ağacının yanındayız. Burası bayram yeri olarak da anlatılıyor. Ama aşıkların buluşma, toplanma noktası olarak da anlatılıyor eskiden. Şimdi öncelikle sizi kısacık bir tanıyalım. Sonra bize burayla ilgili bilgi verirseniz ben ve izleyen sevgili dostlarımız çok mutlu olacağız. Teşekkür ederim. Ben Kemal Pala. Korkuteli Yeşilyayla doğumluyum. Ben burada doğup burada yaşıyorum. Burası Bayramkavağı'da bilinen aşıkların buluşma yeri. Kızların sallangaçlarda sallanan dediğimiz, oğlanların da gezip hava attığı bunlarda kızlara böyle bir yerdir. Çok güzel asırlık ağacımız, tarihinde bilen yoktur herhalde. Biz büyüklerimizden de bilmiyoruz. Dibek taşı da bu düğünlerde keşkek yapılan şeylerde kullanılan, siz de biliyorsunuzdur gezdiğiniz, evet, yerlerde. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Kesinlikle. Yani. Çünkü bugün keşkeğimiz var menümüzde. İşte o keşkeklik buğdayı burada, evet, eskiden hazırlıyorlarmış, evet, dövülüyormuş. Evet. Bunu da sizlere aktaralım istedik. Dibek taşı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ ederiz. Olun. Çok sağ olun. Sağ olasınız. Müzik.
bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Çok güzel. Teşekkür ederim. O zaman pazar alışverişimizi tamamladık. Değil mi artık? Evet. Bir sürü şey aldık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bana eşlik ettiğiniz için. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Artık bunları mutfakta da hazırlayalım da bir yiyelim şöyle değil mi? Evet. Bir tabak yapalım böyle. Hazırlayabildiklerimizden aynen yiyelim. O zaman şimdi hep birlikte nereye gidelim? Mutfağımıza gidelim. Mutfağımıza gidelim. Mutfağımızda neler yapacağız? Buranın neleri meşhur? Hepsini birazdan tek tek sizlere yanımda güzel hanımefendilerle birlikte anlatacağız. Bugün ne yapacaktık? Kulaklı çorbası. Keşkek. Keşkek. Bir de irmik helvası. Bir de irmik helvası yapacağız. Tüm bir de böreğimiz var. Hanımefendiler börek açıyorlar bizler için. O zaman hadi heyecanla hep birlikte mutfağımıza gitmeye hazırlanalım, değil mi? Hadi gidelim. Ve sonunda hep birlikte neredeyiz? Mutfağımızdayız. Yeşil Ayla'nın muhteşem lezzetlerini hep birlikte bugün Ümmü'nün mutfağında şahit olacaksınız. Evet, gerçekten ben her gittiğim yerde apayrı lezzetlere bütün ekip arkadaşlarımla birlikte şahit oluyorum. Bugün yine duymadığım lezzetlerden, tatmadığım lezzetlerden bir tanesini mutfağımızda gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Bugün mutfağımda bana eşlik edeceksiniz. Ben de teşekkür çok ederim. Çok sağ olun Nimet Hanım. Gerçekten ben bugün bu yemekleri heyecanla ben ve bütün ekibim bekleyeceğiz. Öncelikle sizi şöyle kısacık tanıyalım. Ben Nimet Özdemir. Evet. Ev anayım. Buralısınız. Buralıyım. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Memleketinizi çok seviyorsunuz. Evet. Yeşil Yayla'da yaşıyorsunuz böyle tabii. Yeşil Yayla adını aldığı gibi gerçekten yemyeşil bir memleket. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi Nimet Hanımcığım bugün ne yapacağız? Hemen onu dostlarımızla paylaşalım. Bugün kulaklı çorbası pişireceğiz. Evet. Köyümüzün meşhur yemeği. Evet. Düğünlerimizin yemeğidir. Yani şöyle diyorsunuz, düğünlerin vazgeçilmez lezzetlerinden evet bir tanesi Yeşil Yayla'da kulaklı çorba. Evet. Şimdi kulaklı çorba nasıl yapılıyor? Önce ben şunu şöyle alayım, hemen gösterelim. Bunun hazırlanışını biraz uzun olduğu için bugün mutfağımızda yapamadık ama sağ olsunlar önceden hazırladılar. Ümmü kızlarının geleceğini duydukları için onlar hazırladılar, hazır bir şekilde buraya getirdiler. Ama biz size bunun nasıl yapıldığının tarifini şimdi öncelikle Nimet Hanım'la birlikte anlatacağız. Şimdi kulaklı çorbanın çorbayı nasıl yapıyorsunuz? Önce bunu bir anlatalım. Bir bezelik hamur yoğuruyorsun. Tamam. İçine bir tane yumurta koyuyorsun, biraz sert. Onu ekmek açıyorsun. Hı hı. Sonra kare kare kesiyorsun. İçine kıyma, fesleğen, kırmızı biberle küçük küçük dolduruyorsun. Bir gün bekliyor, ondan sonra pişiriyorsun. Ne güzel diyor, bir gün bekliyor. Kıyamam. Evet, gördüğünüz gibi bunun adı Kulaklı çorbası. Çorbası. Birazdan çorbasını yapacağız. Tamam, bunu sevgili izleyenlerimizle paylaştık, anlattık. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Tenceremizin şöyle kapağını ben alayım şuraya. Hemen et suyunu ölçerek hemen şöyle ben çevireyim. Kaç su bardağı koyacağız onları sevgili izleyenlerimizle paylaşalım. Mutfağımızda yemeklerimizi yaparken ölçüler çok önemli. Çünkü bizleri izleyen hanımefendiler birebir ölçülerini alarak yemeklerini yaparsa daha mutlu oluyorlar. Ben bunu biliyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 10. Tamam. 10 su bardağı et suyumuzu tenceremize koyduk.
Şimdi ne istiyorsunuz? Şimdi çorba koyacağız. Tamam. Ocağımızı yakalım. Şöyle. Tamam. İki kasede çorba koyalım. Ben size kase vereyim. Kaseyle ölçerek verirsek tarifi sevgili hanımlar daha mutlu olurlar. Bizleri izleyen herkes. Bir buçuk. Bir buçuk. Kase. Kase. Hemen şöyle alayım sizden. Kaseyi tekrar ver. Tamam, vereyim hemen. Bir kasede nohut. Tamam. Tamam. Bir kasede nohutumuzu koyduk. Tabii ki nohutumuzu önceden hazırladılar yine. Tamam. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Peki. Tekrar ocağımızın altını yak. Zaten yanıyor orası. Şurayı yak. Buraya yakalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burada etini kavuracağız. İçerisine et koyacağız. Etinle salçasını, biberini kavuracağız. Tamam. Şimdi ne kadar et koyduk? Onu sevgili izleyenlerimizle paylaşalım. 250 gram yeter. 250 kuşbaşı. Gram kuşbaşı et koyuyoruz. Evet. Tamam. Önceden pişirilmiş olacak. Hı hı. Sonra salçayla biberle kavuracağız, içine kavuracağız. Tamam. Şimdi salçamızı şöyle şuraya ben size vereyim. Kaç kaşık koyuyoruz onu da söyleyelim. Bir, iki, üç kaşık. Tamam. Üç yemek kaşığı değil mi? Evet. Koyduğumuz. Şimdi biberi onu kavuracağız. Biberi de alalım. Ben size onun için kaşık vereyim şuradan. Şöyle buyurun. Onu da onunla koyarsak olur muydu? Nasıl? Bir kaşık koyacağız. Koyarsak olur mu onunla? Bununla mı? Evet. Peki tamam koyun. Tamam. Nasıl isterseniz. Bir kaşık da toz biber. Ama bir kaşık dediğiniz yani bir tahta kaşığı. Bir tahta kaşığı. Tamam. O da yemek kaşığı olarak ne kadara tekabül ediyor? Bir buçuk yemek kaşığı. Yemek kaşığına değil mi? Evet. Tamam. Şimdi onu hazırlayacağız. Artık bu onun sosu gibi oluyor. Evet. Bunu kavurduk mu içine dökeceğiz. Tamam. Bu kavrulsa iki diş sarımsak ezelim. Hemen ezelim sarımsağımızı şöyle. Azıcık da sohbet edelim canım. Bana diyor ki benimle pazarlık yapıyor Nimet Hanım. Ünvan Hanımcığım diyor. Çok konuşmayayım tamam mı diyor. Beni çok konuşturma diyor. Olur mu canım? Mutfağa gelmişsin. Ümmü kızın mutfağına gelmişsin. Buraya gelip de konuşmamak mümkün mü? Değil değil mi? Yeter konuştum. Hayır yetmez konuşacağız da. Çok konuşmayın yeter. Ben sarımsağı şöyle ezeyim. Tamam. Böyle küçük küçük de sorular sorayım olur mu? Sohbet Sor edelim. Bakalım. Çocuklar var mı? Var, iki oğlum var. Siz Evel anlatın. Soğunu benim. Ben bir tane torunum var. Ben de sarımsağı ezeyim bu arada. Evet, iki çocuğunuz var. Evet. Biri Allah evli, biri bekar. Oo, Allah bağışlasın. İnşallah hayırlısıyla diğeri de evlenir. İnşallah, inşallah. Başka? Nerede yaşıyorlar, neredeler? Antalya'dalar ikisi de. Hı hı. Peki ne iş yapıyorlar mesleklerine? Oğlum okul servisi sürüyor. Hı hı. Ufak oğlum da otelde çalışıyor. Evet. Gelin çalışıyor mu gelin? Gelin de çalışıyordu, bebeğe bakıyor şimdi. Torun kaç yaşında peki? 3 yaşında. Allah bağışlasın. Nasıl tam böyle sevmelik değil mi? Nasıl? Böyle mıncık mıncık böyle seveceksin onu. Mıncık Isır mıncık. Isır vereceksin. Gelinle anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyorum. Nasıl gelinin aralar? Bir tane. Gelinin bir İyi tane. Mi? Gelinle. Bir tane gelinim. Daha ne söyleyeyim ki? Gelinim değil benim o kızım. Ay işte bu çok önemli bir söz benim için. Evet. Bunu keşke değil mi herkes söyleyebilse. Evet. Çok güzel. Allah huzurunuzu daim etsin. Amin. Mutluluğunuzu, amin. Birliğinizi, dirliğinizi amin. Her zaman daim etsin inşallah. Peki her zaman Yeşil Yayla'da mı kalıyorsunuz yoksa? Ben Antalya'daydım. Hı hı. Oraya gelin gitmiştim. Tamam. İki sene oldu döndüm köyüme. Baktın ki köyümden vazgeçemiyorum. Evet. Ben geri gideyim köyüme dedin. Ama güzel bir memleket evet. Burası. Yeşil Yayla. Biz zaten ekip arkadaşlarımızla da gezdik dolaştık. Sevgili izleyenlerimiz için onlara da söyledik yani. Güzel bir memleket, yemyeşil bir memleket diye sevgili izleyenlerimize de söyledik bunu. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi bir de tereyağı kızartacağız. Orada tamam. Kızartalım mı? Olur. Ben hemen size tava vereyim. Tamam. Şöyle buyurun.
Yakalım altını. Koy onun hepsini. Hepsini koyayım. Bu şöyle yapalım mı? Şöyle dolu dolu bir evet, yemek kaşığı tereyağı koyduk. Hemen onu oraya koyalım. Ben onun için size tahta vereyim. Tereyağı için. Merakla bekliyoruz nasıl bir yemek olacak. Kulaklı çorbamız. Çorbamız kaynamaya başladı. Yine birazdan keşkeğimizi yapacağız. Evet. Tatlımız var. Evet. Onu yapacağız. Keşkek de çok güzel bir lezzet. Evet. O da düğünlerin vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. Muhakkak her düğünde, köylerimizde keşkek ikramı yapılır. Sizin buranın keşkeğini ben merak ediyorum. Hani nasıl yapılıyor? Onu da birazdan sevgili izleyenlerimizle paylaşacağız. Şimdi bu kavrulduktan sonra çorbanın içerisine koyacağız. Evet. En son yağını mı koyacağız peki? En son yağını üstüne dökeceğiz. Ondan sonra yağını üstüne dökmeden de kaselere koyduğumuzda yağı üstüne de koyabiliriz. Anladım. Hı. Şöyle bir güzel görsellik olsun diye. Başka neler yapıyorsun? Hayatım neler yapıyorsun? Köy yerinde ekmekler yapılıyor mu? Tarhanalar, bulgurlar yapılıyor mu? Yapıyoruz, ekmekler yapıyoruz. Kışlıklar hazırlanıyor mu? Her şey hazırlandı mı? Neler yaptın? Bir anlat bir. Ben bugün seni konuşturacağım burada. Öyle konuşmamak yok. Niye sorarsan sor, hepsini yaptım der. Sen anlat biz sevgili izleyenlerimizle dinleyin. Tarhana yaptım, bulgur yaptım, pekmez kaynattım, salça. Çok özür dilerim. Bizi izleyen sevgili izleyenlerimizle kışlık hazırlıklarınızı neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Hani paylaşırsanız sevgili izleyenler de hani bunları hem duysunlar hem onlar da yapmak isterlerse akıllarına belki gelmemiştir yapmak değil mi? Mesela kulaklı çorbayı doldurduk, dip frizlere koyduk. Tamam. Hazır ettik. Kışın pişirip yiyeceğiz. Tamam. Kulaklı çorbayı o zaman bugün bu tarifini bizleri izleyen değerli dostlarımız alsınlar, yapsınlar ve kışlık hazırlasınlar, dolaplarına koysunlar. Başka neler yaptın? Tamam, kulaklı çorbanı yaptın. İşte köy yerinde ne yapılıyorsa hepsinden yaptık. Bulgurunu yaptın mı? Yaptık, bulgur, tarhananı hazırladın mı? Peki mesela buranın tarhanasının çok farklı olduğunu söylediler. Geçen programlarda biz tarhana göstermiştik, tariflerini anlatmıştık. Bir tane ekşili tarhana yapmıştık, bir de Tefendi'nin yöresel lezzeti tarhana çorbasını yapmıştık. Burada nasıl yapıyorlar peki? Nasıl oluyor buranın tarhana çorbası? Burada ununu özel üyüdürüz. İçine nohut koyarız. Onu üyüttük geldik yeri. Yoğurt, domates, biber. İçine nane koyarız, kararız. Evet. 21 gün torbada bekletiriz. Ondan sonra çıkarız hamur gibi. Elimizle ovalar eleriz. 21 gün bekletiyorsunuz 21 gün torbada bekletiriz. Peki neden 21 gün? Tam kıvamını 21 gün içerisinde tam 21 mi günde kıvamını alıyor. Kimi bir ay bekletir ama 21 gün tam kıvamı. Anladım. Yani ondan sonra da ovalıyorsunuz. Evet, ovalıyoruz, kuruduyoruz, koyuyoruz. Çorba olarak da kışın özellikle olmazsa olmazımız, sofraların olmazsa olmazı tarhana çorbası. Şifa dolu, değil mi? Evet, bu oldu. Tamam. İçine koyalım. Koyalım. Bizim bu ocağımız yanmıyor herhalde. Yakalım hemen. Yak. Ocağımızı da yaktık. Hemen şöyle alayım ben bunu köşeye. Bahçe var mı? Var. Bahçede ne var? Ceviz var, başka bir şey yok. Bu kadar mı? Bu ceviz kadar. Getirdin mi bana? Getiri gelirim, canın sağ olsun. Ay teşekkür ederim. Şakasına soruyorum tabii ki, öylesine. Sağ olun, teşekkür ederim. Cevizler oldu mu peki? Bu sene susuzluktan fazla bir şey olmadı abla. Öyle mi? Yani çok verimli olmadı bu yıl. Evet, verimli olmadı. Nasıl böyle küçük ceviz mi, hani büyük mü, hani böyle çetin ceviz diyorlar, ceviz çeşitleri var ya. Değil, yeni cevizlerden. Yeni cevizler. Çentler diyorlar. Onlardan. Anladım. Evet, şimdi sosumuzu koyduk tenceremize. Evet. Şimdi yağımızı kızartacağız. Şimdi yağımızı kızartacağız. Ben onu kapatayım hemen. Yağımızın içerisine mi bunları koyacağız? Hayır, bunun işi bitti. Tamam, bundan da biraz koyacağız. Bunu üstüne atacağız. Biraz kaynasın. Sarımsak da biraz kaynasın çorba. Bunu üstüne atacağız. Bu da bu arada fesleğen. Fesleğen de diyoruz biz. Kurusu müthiş bir
Evet. Kokusu var. Çok severim zaten. Ben bunu yemeklerde özellikle böyle hani kuru su değil de yaşını daha çok hani tercih ediyorum. Çok güzel oluyor nane, evet. Fesleğen. Benim zaten balkonumda eksik olmaz yani. Onlar muhakkak olur. Her yemeğe, hemen hemen her yemeğe kullanırım. Çünkü çok güzel lezzet veriyor ve çok da güzel koku oluyor, böyle oluşuyor. Şöyle yakında göstersin arkadaşlarımız. Fesleğen kurusu. Değil mi? Ne kadar güzel görünüyor. Tabii çorbamızı yaparken de böyle arada bir karıştırmamız da evet. gerekiyor. Biraz da un çorpayalım buna. Tamam, un vereyim. Heh. Ne kadar un istiyorsunuz? Bir yemek kaşığı yeter. Bir yemek kaşığı evet. da. Sonradan doldurma çok fazla. Şimdi. Tamam. Bir kasede. Siz kapağı açın. Kasede yapalım, hamur olur içine. Ha, tamam. Tamam, hamur o olur zaman. İçine. Şöyle kasede yapalım. Birazcık soğuk. Suyu. Yeterli mi? Yeter. Bir yemek kaşığı unu kaseye koyuyoruz. Şöyle. Hemen. Birazcık da su ekliyoruz. Ne kadar ekleyeyim suyu ben? İki yemek kaşığı kadar ekle. Siz şöyle bakın. Kat bir tane daha. Tamam. Şöyle azıcık da. Bunu neden eklediniz merak ediyorum. Koyulaşsın diye. Koyulaşsın diye. Sonra mı ekliyorsunuz peki bunu? Evet, biraz sonra ekliyorsun bunu. İhtiyaç olduğu zaman mı ekleniyor muhakkak bu çorbaya? Ekleniyor mu? Eklesen de olur, eklemesen de olur ama eklesen daha güzel olur. Anladım. Acı tamam. Suyu goygun olur. Bunu öğrenmek istedim. Ben de şöyle yağımızı karıştırayım. Şuraya koyalım. Alayım şöyle. Peki şimdi yeşil yayla kirazıyla meşhur, evet, ceviziyle meşhur. Evet. Daha sonra zaten yeşillikleriyle suyuyla. Meşhur. Bol su evet. suyuyla meşhur. Başka neleri var? Bir de insanlarla. İnsanlara çok iyidir yeşil yaylanın. İşte bak bu da çok güzel. Evet, insanlara çok böyle evet. sıcakkanlı. Hemen böyle sanki onların geldik ya buraya şimdi. Evet. Kendi öz evlatları gibi evet. davranıyorlar sağ olsunlar. Evet. Çok candan, içten insanlar. Başka neleri meşhur? Meyvesi bir de değil mi? Evet, yeşil meyve yaylanın çok. Meyvesi her meşhur. Her çeşit meyve vardır. Bereketli buranın evet. toprakları. Evet. Her şey yetişiyor. Evet. Bol bol. Ne güzel. Harika. Şimdi kulaklı çorbamız hazır olmak üzere. Evet. Tereyağımızı da zaten hazırladık. Kulaklı. Evet. O koyduğumuz hani küçük evet. küçük onun ismi kulaklı. Evet. Bunu da sevgili izleyenlerimizle paylaşalım. Kulaklı diyorlar. Çorbasını yapınca da kulaklı çorbası oluyor. Evet. Şimdi kulaklıdan başka bir şey yapılıyor mu çorba haricinde? Yapılmıyor. 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 Yani sadece bu evet. çorbaya özgü evet. Yapılan bir artık hamur diyelim evet. değil mi? Sadece kulaklı çorbası için yapılıyor. Tamamdır. Şimdi peki bunları ne zaman koyacağız? Bunlar da kaynadı. Hı-hı. Kaynadığında koyacağız. Bu arada bunu da hemen evet. söyleyelim. Ne İsteyen olduğunu. Dut kurusu koyabilir. Hemen. İsteyen erik ekşisi koyar. İsteyen limon sıkar yer. Bir bu tatlı kaşığı bu. Bir çay kaşığı mı koyuyoruz? Tut kurusu. Bir çay ekşi kaşığı. Ekşi tut kurusu. Ekşi. Tut kurusu. Tut kurusu tamam. Sarımsağımızı da koyalım. İki diş de sarımsağımızı. İki diş de sarımsak koyduk. Hemen. Çorbamız pişmek üzere. Tamam. Ben şunları da şöyle koyayım. Oh ne güzel görünüyor. Mis gibi görünüyor. Mis. Güzel güzel kokular da gelmeye başladı. Her hafta olduğu gibi benim ekip arkadaşlarım da böyle artık acıktılar. Heyecanlı onlar da yemeği bekliyorlar. Ekran başında umarım şu anda bizimle birlikte mutlulardır. Çünkü farklı farklı bugün burada lezzetleri onlar için hazırlıyoruz. Umarım faydalı oluyoruzdur hanımefendiler, beyefendiler mutfağa kim giriyorsa, kim yemek yapıyorsa. Umarım bizim hazırlamış olduğumuz yemeklerden sizler de hazırlıyorsunuzdur ya da hazırlayacaksınızdır. Şimdi yağımız kızardı. Tamam. Biraz kırmızı biber ekleyeceğiz buna. Tamam. Bunları ben vereyim size tamam. hemen. Şöyle buyurun. Ölçülerini söyleyelim.
Bir çay kaşığı yeter. Bir çay kaşığı koyalım. Toz biber koyduk. Evet. Tatlı değil mi? Evet, tatlı koyduk. Tatlı. İsteyen acı da koyabilir. Acı koyabilir ama biz bugün tatlı koyduk. Fesleğenimiz de. Fesleğenimiz de üstüne koyacağız. Şimdi evet. Şunu da sormak istiyorum. Fesleğenin hani kurusu değil de hani tazesini koysak olur mu? Olmaz. Olmaz. Kurusunu koyacağız. İllaki evet, kuru fesleğen illaki olacak. İllaki kurusunu koyacağız. Yani yeşilini evet. Koyamıyoruz. Tamam. Koyalım da. Koyalım, siz bilirsiniz. Tamam, koyun. İki tatlı kaşığı da fesleğen. Ay ay ay, uçurmadık diye. Olsun. Ne kadar güzel görünüyor. Çorbamız servise hazır. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çorbayı birazdan kasemize koyacağız. Kulaklı evet. Çorbamızı kaseye koyduğumuz zaman üzerine de şöyle yağını, tereyağını ve evet. Toz biberini gezdireceğiz. Artık. Hazır olmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize evet, sağlık. Teşekkür kulaklı ederim. Kulaklı çorbamızı yaptık şu anda. Birazdan servisimizi yapacağız. Ama sırada diğer lezzetlerimiz var. Hem keşkeğimiz hem tatlımız var. Şimdi de keşkek ve tatlımıza sıra geliyor artık. Onun için de başka bir hanımefendi bize evet. Eşlik edecek değil evet. Mi Nimet Hanımcığım? Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben de ellerinize teşekkür ederim. Sağlık. Şöyle gösterelim. Teşekkür ederim bana mutfağımda eşlik ettiğiniz için. Yeşil Ayla'nın hanımefendileri çok marifetli efendim. Bugün başka hanımefendileri de mutfağımda ağırlayacağım. Ama Nimet Hanım bugün kulaklı çorbasıyla bana eşlik etti. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun, var olun diyorum. Ben de teşekkür ederim.